Göl'de ormanlık alanlarda bulunan ve ilk kez kayın ağaçlarında yaşanan tırtır yoğunluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. İnegöl Orman Müdürlüğü ile orman zararlarıyla mücadele Bursa Şube Müdürlüğü bölgeye giderek incelemelerde bulunup numune aldılar. Acaba topraktan mı pupa oluyor ki? Ama hareketlilerdi yani, bu tarafa doğru geçiyorlar. Pupa olmaz bu. Bu baharda kelebek oluyor. Evet, evet. Muhtemelen bahar öncesi de pupa oluyordu. Şu sahayı... İnegöl Domanış Karayolu Arapotra mevkiinde ormanlık alandaki kayın ağaçlarında yoğun şekilde tırtır görülmeye başlandı. Durumu fark eden vatandaşlar konuyu İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bilgi verdiler. Bunun üzerine İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü orman zararlarıyla mücadele Bursa Şubesi'nden yardım istedi. Orman zararlarıyla mücadele Bursa Şube Müdürü Özdem Açıcı, İnegöl Orman İşletme Müdürü Necdet Güdür söz konusu alana giderek incelemelerde bulundular. Evine rahat yani, geçiyorlar ya. Ama diğer yerlerden de bir farkı yok. Demek ki burada ya toprak ya da iklimsel açıdan rüzgar almıyor mesela, olabilir. Ya da sıcaklık biraz daha uygun ortam olmuştu. Yani iki ortamın olması gerekiyor. Gördükleri manzara karşısında her iki müdür de şaştı kaldı. Veriye yiyormuş. Bu. Yazıya göre. Allah Allah. Şeyi yememiş ama yer ortasında. Şimdi Özlem, beni bak, benim kafamı kurcalayan ne biliyor musun? Sevmemiş onu. Ormanın ortasında bir lokal buradan küt diye başlıyor. Ben bu... Biraz ya, ilginç değil mi? İlginç. Aynen. Geçen sene Oylat'ta da varmış. Yani burada bir ekmek... Geçen sene Oylat'ta da varmış. Alper'le görüştüm ben. Öyle mi? O küçük bir alandaymış. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Orman İşletme Müdürü Necdet Güder şunlar söyledi. İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Tatlıköprü Orman İşletme Şefliği ormanlar içinde bulunmaktayız. 75 nolu bölmenin içindeyiz. Daha önce kayın ormanlarına hiç rastlamadığımız bir böcek türüyle şu anda karşı karşıyayız. Bunu tespit etmek için de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yardım istedik. Bugün burada numune alıp sahayı gelip gezeceğiz, inceleyeceğiz. Buradan aldığımız numuneleri böcek türünü tespit için üniversitelere göndereceğiz. Rapor yapıldıktan sonra, böcek türü tespit edildikten sonra da ona göre mücadele türü tespit edilecek. Gördüğümüz kadarıyla böcekler yaprakları yiyen bir tür. Ağaçların büyümesine bir etkisi yok ama büyümesini azaltıcı bir etkisi var. Numune sonuçları rapor geldikten sonra üniversiteden, böcek türü tespit edildikten sonra mücadele metodu tespit edecek, ona göre işlem yapılacak. Müdür bir kez görüşüyor galiba böyle bir böcek türü. Kayın ormanlarında biz de ilk kez karşılaştık. Bursa Bölge Müdürlüğümüzdeki şube müdürümüz de böyle bir böcekle ilk defa karşılaşıyor. Yani İnegöl ormanlarında biz ilk defa karşılaştık. Onun için önce böceği bir tespit etmemiz lazım. Ondan sonra mücadele metoduna ona göre başlayacağız. Evet, tamam. Şey,